Efendim Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, saadeti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm. Hemen dersimize hikem-i atayeden başlayalım. Yine biraz tiz sesleri hafif bir kısabilirsek, tiz perdeleri çok az bir şey kısabilirsek, hani keskin sesleri azalmış olur. Arkadaşlarımızdan bunu da rica edelim. Şimdi efendim, Hikem-i Atayye'de ki kitabın sırasıyla beyit demeyelim de işte sözlerin bulunduğu akış var. Bendeniz burada birkaç kere daha yapmıştım. Sıra olarak sonra gelen bazı metinlerle başlayacağım. Yani küçükten büyüğe gibi sıradan gidiş olmayacak da ileriki beyitlerden veya metinlerden alacağım, sonra başa geleceğim. Bu daha iyi. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bendeki nüsha, hangi nüsha şu an hatırlayamıyorum ama 237. cümle olarak alabilirsiniz. Nitekim burada manasını verdiğimizde zaten metinde bunu bulabilirsiniz. Şimdi insanın mazeret, bugün artık bunu psikologlar falan da söylüyor. Yani insan eğitiminde, kişisel eğitimde efendim söz sahibi olabilecek otorite veya işte uzmanlar deniyor ya, benim hasta olduğum bir cümledir biliyorsunuz uzmanlar kelimesi. Hiç göremediğimiz kişilerdir bunlar. Yani televizyonda bir haber yaparlar ve biz onu böyle dinleriz. Uzmanlar diyor ki, yani adam bugün hadis rivayetini beğenmiyor, sağlam mı zayıf mı falan mı diye çok akıllı geçiniyor. Fakat ana haber bülteninde uzmanlar diyor ki deyince inanıyor. Böyle de bir komik bir şey vardır insanlarda. Kim bu uzmanlar? Hangi uzman söylemiş mesela? Söylesene. Yok, uzmanlar. Yani eline bir popüler işte aktüel kamera alan birisi çıkıyor sokaklarda. Uzmanlar diyor ki bunu tüketin. Antioksidan kanserden de kurtarıyor. Uzmanlar diyor. Hiç kimse sormuyor. Hangi? Yok, haberlerde dinledik diyorsunuz. Bugün güncel popüler haber bültenlerindeki aldığımız ve hatta inandığımız haberlerden bile aşağı muamele görmektedir hadis-i şerifler. Bak dikkatinizi çekerim. Bir başka şey daha var. Odaklanma meselesi. Çocuklarımız için diyoruz ki dikkat dağınıklığı. Odaklanamıyorlar. Çocuklarımız odaklanamıyor. Yapamıyor. Dikkat. Burada da bir dikkat dağıtma var aslında. Bu çocuk neye odaklansın istiyorsun sen? Okulda anlattığımız derse odaklansın diyor. Peki senin anlattığın bu ders odaklandığı zaman bu çocuğa fayda veriyor mu? Bunu kimse konuşuyor mu? Bak burada da bir problem var. Derse odaklanmaları lazım. Derse odaklı. Çocuk odaklanmalı. Neye odaklanıyor bu çocuk? Zannedersin ki tevhid inancı anasını sattık. Neye odaklanacak? Benim anlattığım derse. Senin anlattığın derse odaklanan çocuk nereye odaklanıyor? Şu noktaya çok iyi odaklanmamız denildiğinde dikkat edin. Sizi manipüle de edebiliyorlardır. Hele şu saatten sonra ben artık basında, yayında çıkan hiçbir şeye itimat edebilecek bir durumda değil. Belki yaşımın gereği. O kadar çok aldatıldı ki. Birileri çok odaklanmaktan bahsediyorsa ayrı bir şey, popülist bir şekilde bize dayatılıyor demek olabilir. Yine şöyle bir örnekle bu safhayı kapatayım. Hem de arkadaşlarımız uçuş moduna alıyorum. Belki uçarız diye telefonumu unutmuştum. Lütfen espri yaptığımda nezaketen de olsa gülün yani. Kötü espri de olsa. Mesela odaklanmamız lazım. Ciddi şekilde Türkiye'de bir şişmanlık problemi var. Obezite çok şey, en büyük tehlike, en büyük hastalık obezite günleri. Obezite, şişmanlık. Şimdi çok güzel bir şey yaptınız. Ne yaptık artık biz? Çok odaklandık ya bu işe. Şuurluyuz artık biz bu. Kilo verme hususunda, kilo alma, şişmanlık hususunda çok acayip toplumsal olarak bir şuur sahibi olduk değil mi? Ne oldu mesela, ne kazandık? Bu sene itibarıyla Avrupa'da
ki standartların bile üstüne çıkmışız kilo almakta. Bir. Çünkü neden? Yapbozlarla beraber daha anormal bir duruma geldik. Onu da geçtik. Benim odaklandığım bir şey var. Ben insanla insan gibi konuşmak istiyorum. Karşılaştığım kişilerin, siz de dahil, sizler için de aynı şey. İlk başladığında eskiden konuşmalarımıza selam, aleyküm selam, nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Neyse işin. İşiniz de iyi mi? Aileniz iyi mi? Bu sorulurdu. Şimdi artık ikinci cümle, kilo almışsın, zayıflamışsın, şişmanlamışsın, zayıflamışsın, şişmanlamışsın. Ne oldu? Sorunu çözmeye yönelik mi oldu? Yoksa odaklandığımız mevzu bizi insanca konuşmak noktasındaki odaklanmamız gereken noktadan uzaklaştırdı mı? Bendeniz insanlara, topluma hitap edeceğim bu belediyenin veya ekranların açtığı alanlarda konuşurken bu konularda da değiniyorum. Çünkü bakın farklı noktada bizi manipüle ediyorlar şu anda. Biz bunlarla ilgilenir hale geldik. İnsanların dış görünüşüyle ilgilenir hale geldik. Hiç konuşulmuyorduk. Benim çocukluğumda duyulan sözler değildi bunlar. Gençliğimde de hatta. Nasıl oldu insanlar böyle? Anlatabiliyor muyum? Şimdi ilk başta nereden gelmiştik bu konuya? Şu, uzmanlar hani kişisel eğitimde vesairede fikrine itibar edilen kimseler şu noktaya geldiler ve çok da beğendim bendeniz bu sözü. Çünkü gerçekliği var. Hakikaten de insan şöyle bir düşündü hayatında, düşündüğünde doğru ya, bu söz doğru diyorsunuz. Nedir o söz? Mazeret dediğiniz şey sizin dışınızda olan şeydir. Mazeret. Ne için? Herhangi bir husus için. Bunlar olduğu için çalışamadım. Şöyle olduğu için bir türlü kariyer sahibi olamadım. Falancalar aile bilmem ne böyle bir şeyler oldu. O geçimsizlikten dolayı yuvamı güzel kuramadım. Çocuğumu iyi yetiştiremedim. Hafızlığımı yapamadım. Namazımı kılamadım. Yani maddi manevi ne varsa. Şöyle bir düşünün. Mazeret olarak sunduğunuz şey sizin dışınızda olan bir şeydir. Anlatamadım galiba. Tuhaf bakıyorsunuz. Bakın düşünün şimdi hayatınızda. Bir şeyi yapamadığınızdan dolayı öne sürdüğünüz şey ma'zerah, ma'azir, mazeretler. Mazeret dediğiniz şeylerin hepsi sizin dışınızdadır. Hatta bunu niye yapmadın? Tembelliğimden. Mazeret, bu mazeret mi derler? Neden? Senin yaptığın bir şey çünkü bak. Sende bitiyor. Tembelliğinden yapmadın. Niye bunu yaptın? Yalan söyledin. Mazeret mi bu? Değil. Böyle olduğundan gelemedim, işte şöyle olmuştu da tam o sırada da. Nedir bu? Senin dışında mazeret kabul edilir. Ben yapmadım. Aklım yatmadı. İnkar ettim. Huysuzdum. Kızgındım. Korkaktım. Cimriydim. Bu mazeret kabul edilir mi? Edilmez. Otomatik olarak gösteriyor ki mazeret dediğiniz şey sizin dışınızdadır. Doğru mu? Peki. Şimdi üçüncü safhası var bu işin. Sizin dışınızdaki şeyi devamlı göstererek siz kendinizdeki gelişimi nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu hatırlıyorsanız 3 ders evvel de konuştum. Hatırladınız mı? Ayılanlar, bayılanlar, bozulanlar oldu aramızda. Ama o günden bugüne bir şeyleri de güzel, daha dikkatli düşünen arkadaşlarımız oldu. Kanaatini taşıyorum ben. Ama şimdi daha yekten söylüyorum. Devamlı dışarıdaki şeyleri konuşmanın sizin eğitiminiz, sizin yapmanız gereken şeylere katkısı ne? Yok. O zaman siz sizinle alakalı gerçeği yapıp ondan sonra dışarıdakilerle hiç uğraşmamanız lazım. Neden? Yapması gereken bir şeyi kendi çapında mükemmelen, en azından kendi açısından, başkası onu mükemmel görmese bile yapan bir insan, dikkat edin, hür yaşar. Korkusuz yaşar. Ve hiçbir zaman o cemiyetin, toplumun, insanların gitgelleriyle meşgul olmaz. O olduğu yerde sağlam sağlam yürümeye devam eder. İster çocuk olsun, ister yetişkin olsun. Böyle değil midir bu? Allah Teala bize
insanlık eğitimini verirken bu eğitimi almak üzere ne diyorsun ya Rabbi? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Nasıl olmam gerekiyor ya Rabbi? Sorusunu sorabilmek için önüne Kur'an-ı Kerim'i açtığında ilk önce mazeretleri dışarıda bırakır. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Aslında o kovulmuş olan şeytanın şerrinden sığınırım demek ne demek biliyor musunuz? Mazeret ve dışarıdan bana kendi şahsiyetimle alakalı değil. Hep dışarıdan öne süreceğim şeylerden sana sığınırım demektir o. Çünkü sen senden mesulsün. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ben o şeytan namussuzunu ben de geberteyim ya Rabbi, bana bir müsaade et, ben onu bir görsem neler. Sana öyle bir müsaade vermiyor. Zaten senin harcın değil ki. İyi ki de vermiyor. Şeytan sen de çelik çomak yapar sen de. Muhatap kabul etmez. Ama Allah'a sığındığında da sana hiçbir şey yapamaz. Ben Allah'a sığınıyorum demek şeytanın şerrinden. Beni alakadar etmeyen şeylerden sana sığınıyorum. Adam olmak için geldim. Bismillahirrahmanirrahim dersin. Allah'a sığınmak için durum. Allah bunu nasip etmemiş dediğinde bu da mazeret olarak kabul edilmez. Ama bu sözün iki yönü vardır. Dışarıdaki insanı susturursun. Allah'a bir şey diyemez. Fakat içindeki vicdanı susturabilmen için hakikaten de doğru bir kulluk yapmış olman lazımdır. Değil mi? Şimdi bunu niye anlattığımı okuduğum cümleyle anlayacaksınız. Anlattığım şeyi benden daha iyi anlamış olabilirsiniz. Onu konuşmuyorum. Şimdi okuyacağım cümleden dolayı bunu niçin anlattığımı anlayacaksınız. Cealehu leke aduven liyehuşeke bihi ileyhi ve harrake aleyken nefse liyedume ikbaluke aleyhi. Allah Teala'nın cealehu leke aduven, o şeytanı senin için düşman yapması. Şeytanı senin için düşman yapması. Liyehuşeke bihi iley. Ondan korkup da Allah'a sığınasın diyeydi. Ondan korkup da ve harrake aleyken nefse liyeduma ikbale ikbaluke aleyhi. Devamlı Allah'a, nefsini Allah'a doğru kaçırasın. Hep nefsani isteklerin ağır bastığında ben Allah'a gidiyorum diyesin diye hep şeytanı sana korkutucu. Senin üzerine salınmış bir düşman. Devamlı seni tedirgin edecek, sana türlü türlü kötülük yapacak bir şey olarak tanıttı ki Allah, öyle yaptı ki bak buna gitme ya, bununla olur mu? Sen Allah'a gelsene. Nefsini Allah'a ısmarlasana. Nefis sermayesini şeytana kaptırma. Kaptırırsan düşmanı. Sen Allah'a gel diye Allah sana şeytanı böyle şey yaptı. Düşman olarak gösterdi. Hakikaten de şeytanla işbirliği yapan adam bile şeytanın adi, namussuz, ilk fırsatta ona da ihanet edeceğini bile bile yapar bunu. Yani bunu artık filmini bile yapıyorlar. Yani bu şeytan namussuzdur ama namusta yürümüyormuş, ben namussuzlukla yürüyeceğim diyen kişi, bu şeytanın kendisine de bir gün namussuzluk yapacağı, yani nasıl oldu da sen beni yarı yolda bıraktın diye, asla şeytanla böyle bir şey söylemez. Şeytanıyla anlaşan bir insan. Çünkü bekler bunu. Anlatabildim mi? Kötüdür çünkü. Yani şeytanla işbirliği yapan bile kötü olduğu için işbirliği yapar. Tetikçi nasıl bir tetikçi tutuyor adam? Bu adam vuruyor diyor. Onunla anlaşıyor. Teröristleri kullananlar. Bunların kötü olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. E bunların kötülüğünü biz idare edebiliriz diye onlarla anlaşma yapıyorlar. Veya kullanıyorlar. Yok biz bunlarla işbirliği yapalım, bunlar bize çok iyi davranır diyen bir adam var mı? Kötülüğünden istifade etmek için şeytandan yardım ister. Öyle değil mi? Fakat Allah Teala bize şeytanı düşman olarak göstermiştir ki nefsimiz de Allah'a sığınalım diye. Allah'a gidelim diye. Peki, Hikem-i Atayi'nin bir özelliği vardı.
söylediği cümlenin içerisinde söylenmeyen bir manaya işaret ederdi. Fakat biz ne yaparız? Biz çok acayip bir şekilde kendim, yani tecrübelerime ve ekseri gördüğüm hatalara binaen söylüyorum. Sizi kastederek konuşmuyorum. Yani peşin peşin estağfurullah dediler. Kötü bir şey söyleyeceğim garanti değil. Şöyle, bizim çok acayip bir durumumuz var. Biz nefsimizin noktasında, nefsimizle alakalı kısımlarda şeytanla işbirliği yapıp onu en önce dost edinip sonra o dostluktan çıkan zararı da Allah'a tövbeyle affettirmeye çalışırız. Ne kadar acı bir şey değil mi? Bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Şeytan Allah'ın kulu. Şeytan Allah'ın kulu. Nefis de sana Allah'ın verdiği bir sermaye. Bunların harekete geçmesi de hep Allah'ın iznine tabi. Allah'ın iznini, Allah'ın verdiği sermayeyi kullanmak ve bunu şeytanla işbirliği yapmak için kullandıktan sonra Allah'a döneriz. Ya Rabbi bizi affeyle deriz. Ne kadar acı bir durum değil mi? Size hatırlıyor musunuz? Ümraniye'deyken yine bir şey söylemiştim. Bir filmden bahsetmiştim. Hatırladınız mı şeytan? Hatırladınız değil mi? O yani çok acayipti. Hatırlamayanlar el kaldırsın. Şeytanlı bir film var demiştim orada. El kaldırsın hatırlamayanlar. Ha çok az. Beyikten sorsam çoğunuz hatırlamaz. Film deyince hatırlıyorsun. Yani bizim düşmanımız bizi dinleme, telefonumuza bir hat çekse, yaptığımız işleri en özel anımıza, yatak odamızdan dinlenmesine, şusuna busuna kadar çekim yapsa, ne kadar tedirgin oluruz değil mi? Fakat düşünün ki en büyük düşmanımız, bizim ne kadar kötülüğümüz varsa hepsinden haberdar olan bir varlık. Ne kadar acayip bir durum. Hani ben yine hatırlasanız da söyleyeceğim mecburen. Tutamıyorum kendimi. O işte şeytan kaçırma, şeytan çıkarma ayiniyle alakalı o filmde o papaz çömez olan kişiye diyor ki, çömez olan papaza, ayine gidecek de şöyle yapacak, böyle yapacak, bir şey yapacak. Veya yoldan çıkıyor. Bak diyor, sakın unutma. Şeytanla uğraşacaksın ve o şeytan senin yaptığın tüm günahları biliyor diyor. Tüm günahları biliyor. Mesela biz estağfirullah denildiğinde, ya Rabbi sen bizi affet, bunu kastederiz. Günahımızı sil, bunu kastederiz. Bu hesaptan dolayı yarın bizi mahcup eylemeyi kastederiz. Ama bir şey daha kastederiz. Benim düşmanım olan şeytanın belleğinden de bunu çıkar. Çünkü şahit olacak şeytan. Düşünebiliyor musun ya? Rahatlıkla senin namazını inkar edebilir. Ben görmedim der. Allah'ı inkar eden şeyi mi inkar etmiyor? Ki şeytan Allah'ı inkar etmez esasında. O da çok acayiptir. Buradaki insanın, Allah muhafaza, ya hiçbir zaman kötü olan bir insan kendisi şeytan denilmesini kabul etmez. Ama aslında Kur'an-ı Kerim'de şeytanın vasfı anlatılırken Rabbi der şeytan mesela. Rabbim der. Hatta gelir adamın başına küfret der diyor. Küfrettikten sonra da der ki, ben senden beriyim der. Ben Allah'tan korkarım der diyor. Küfrettirdiği kişi için der ki diyor, ben Allah'tan korkarım, benden uzak dur. İnni beriyun der diyor. Ben senden uzağım der diyor. Ödü patlar diyor Allah'a küfreden adamda. Azdırmaya müsaade aldı çünkü. Ama Allah yok demedi. Hatta azdırmaya müsaade ederken ne dedi? Rabbi. Bime ağveyteni dedi. Rabbi dedi. Ey Rabbim bana müsaade et. Ben böyle. Ben de kullarını azdıracağım. Rabbim dedi. Rabbim dedi. Kullarını azdıracağım dedi. Tasavvuf terbiyesinde emmare ile levvameyi aynı kabul etmelerinin sebebi de budur. Emmare kafir nefistir. Levvame imanı vardır ama yapar. Yo, şeytan da diyor Allah'ı kabul ediyor. Ve orada şeytanın Rabbim dedikten sonra Allah'tan istediği şeye bak. Mühlet istiyor Allah'tan.
Beni hemen diyor atma cehenneme. Peki mühleti aldıktan sonra da Allah Teala'ya karşı diyor ki ben senin yarattıklarını saptıracağım. Sen beni azdırdın diyor, ben de senin kullarını azdıracağım. Allah'tan bunun da müsaadesini alıyor. Peki bu şeytan, insan ne yapıyor? Allah'ın sermayesiyle, Allah'ın izniyle isyan ediyor. Halbuki şeytan dava edecekmiş ahirette. Allah'ım ben senden bunun izni aldım da azdırdım. Şunları şunları yaptım. Bu ne demeye benim işimi dağılıyor? İnsan diyecekmiş ki kul hakkına tecavüz var burada. Zulmetti. Yetime şöyle yaptı. Şöyle günah işledi. Benim işimi yaptı. Kul hakkına girmiyor mu bu diyecekmiş. Şeytan bile dava edecekmiş azgın insanlar. Ne acı bir şey. Bu size kötü bir tablo çizmiş olabilir. Ama şimdi anlatacağım. Of 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 of. Yani mesela bu 237 idi. Şimdi okuyacağım 236. Ama bundan sonra okumak daha çok hoşuma gitti. Neden? Bizim aldığımız eğitim hikem-i atayinin sırasına göre gittiğinde cevap vermiyor. Bazı şeyleri tersten okumak lazım. Nitekim Kur'an da bize öyle iyi geliyor değil mi? Mesela biz ne yapıyoruz? İhlas'tan başlıyoruz. Fatiha'dan başlamıyoruz. İhlas Felak'tan sonundan başlıyoruz ya Kur'an'ı. Neyse. İza alimte enne şeytane la yaghful anke fela taghful ente ammen nasiyetuke biyedi. Müthiş bir söz. Müthiş bir söz. İza alimte enne şeytane la taghful anke, ki bir kere daha bunu derste işlemiştim. Sen ne? Fela taghful ente ammen nasiyetuke biyedi. Eğer sen Allah'ın sana anlattığı Kur'an-ı Kerim'le, ayetlerle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana açık ve net bir şekilde, fasih bir şekilde beyan ettiği hadis-i şeriflerle, eğer şunu çok iyi biliyorsan, neyi? Enne şeytane la yaghfulu anke. Şeytan senden hiç gafil değil. Bizim Fatih ne yapıyor ya? Hiç haberim yok. İki gündür böyle takibi bıraktım. Yok öyle bir şeytan. Her şeyinden haberdar. Takipte. Tabi burada şöyle de bir izah yapmam lazım. Bir şeytan var. Bir de şeytanın ordusu var. Şeytanın ordusu var. Bir de adam adama markaj olarak nefsinle beraber olan herkesin şahsı özel şeytanı var. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle karin. Ona bitişik. Bir daha söyleyeyim mi? Bir şeytan var. Hani o başına gelmedik kalmayan işte. Şeytanın atası o. Kabe'ye gittiğinde onu taşlıyorsun. Onu taşlıyorsun. Müsaadeyle Allah onu orada recmedilecek kıvama getiriyor. Tabi sen bu arada şeytanlarınla onu taşlıyorsan olmaz. O yüzden ne yapıyor Allah? Seni en önce kendi benliğinden bir sıyırıyor. Sen bir karininden, nefsinden bir sıyrıl. Hacca niyet ediyorsun. Tamam. Bu beden bana ait değil diyorsun. O zaman şeytan taşlamaya hak kazanıyorsun. Bismillahi Allah Ekber diyebiliyorsun. Ondan önce bir işe yaramıyor. Sen sende olduğun müddetçe sen bir şeyi recm edemezsin. Neden? Senin şeytan ondan daha beter. Sen kendinden sıyrıldığın zaman Allah ona müsaade ediyor. Allah'ın adıyla taşlayabiliyorsun. Ve kaçmak içindir o. Bir daha bana bunu iliştirme. Benden gitti demektir o. O kadarcık bir hareketi düşünebildiğinde senin annenden doğmuş gibi tertemiz yapıyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ama sen olduğun müddetçe olmaz o. Şimdi git mesela Ümran'da atla uçağa git taşla. Hiçbir işe yaramaz. Taş taşa vurur. Taş taşa vurur. Çok ibretlidir. Bir şeyde gördüğüm için değil. Bu manaya da geliyor demiyorum. Bir şey gördüğüm için değil. Bu manaya da gelir demiyorum. Bazı şeyleri patentli olarak anlatıyorum. Ama mesela şimdi söyleyeceğim şeyin patenti yok.
Ama dikkatimi çekmiştir benim. Şeytan taşlamak için topladığım taşların ebadı aşağı yukarı kalbim kadardır. Bunu ben çok tesadüf olarak görmüyorum yani. Şöyle bir şeydir, yumruk kadardır yani taşlar. Şöyle. Topladığım taş benim kalbimin büyüklüğüne denk gelir. Tuhaf bir şeydir bu. Büyük taş toplamama müsaade etmez. Çok küçük de kabul etmez. Bunları böyle üç şeytana üç günde taksim ettiğinde topladığın taşlar aşağı yukarı insanın kalbi büyüklüğündedir yani. O da bir acayip. O da bir enteresan yani. Bir şey var demiyorum, böyledir demiyorum. Ben sadece kendi kendime öyle böyle fark ettiğim bir şeyi sizlerle paylaştım. Kenara atıp bir şey yapabilirsiniz. Yani ürün yerleştirmek gibi de koyabilirsiniz, dinlemeyin. Şimdi ayetlerde ve hadislerde anlatıldığı şekliyle bir şeytan var. O şeytan kanaatimce bize uğramıyor bile zaten. Yani bize uğramıyor bile. Yani o peygamberlere musallat olan şeytan falan var ya, oho kimse tenezzül etmez, etmez seninle uğraşma. Ama şeytanın orduları var. Yani biz bu büyük şeytanı maraşal kabul edersek, şeytanlığına göre maraşal daha dip demektir. Yani manevi sahada yükseldikçe yükseklik ulvi makamları gösterir. Süfli makamlardaki yükseklik onlara dereke denir. Daha da âli olduğunu gösterir. Yani şeytanın maraşali demek en âlisi demek. Anlatabiliyor muyum? Ama maraşal. Kendi çapında. Çünkü ona emredersin diyen şeytan havanesi var. Tamam. Hani şöyle izah edeyim, şu anlatılma güncel, tuhaf bakıyorsunuz ya da ben mi, ben uykusuzum ondan mı? Hani teröristler var, bir de terörist başı var. Terörist başı neydi? Daha adidir yani. Anladın şimdi? Şimdi bak oturdu galiba. Yani terörist başı daha adidir. Ama sana uğrar mı terörist başı? Uğramaz. Militanları gelir. Kırmızı bültenle arana gelmez sana. Anladın mı? Hemen manipüle edilen birkaç tane şerefsiz ancak musallat olur. İşte gelir seni ocağını söndürmeye kalkar. Bir yerde bir tuzak kurar. Şeytanın maraşeli bize gelmiyor zaten. Büyük peygamberlerle falan uğraşıyor. Kabe'ye gidenlerle uğraşıyor. Büyük derece sahibi olan zatlarla uğraşıyor onlar. O ne oyunlar biliyor. Of of of. Ne silahları var. Musa'da kullanmış, İsa'da kullanmış, İbrahim'de kullanmış. Onlara kullanıyor yani onu. Anlatabiliyor muyum? Bir sinek öldürmek için kalkıp da nükleer bilmem ne kullanmaz. Plastik bir şey hatta elle böyle şey vurursun gider. Şeytanın da kendine göre bir seviyesi var ya. Ha, avanesini kullanıyor. Bakıyor onbaşı veya erbaşı, aday adayı ona böyle çömez, çaylak şeytan gönderiyor. Sen onu ekart ettiğimde bir şey yaptım zannediyorsun ama aslında yendiğin çaylak. Bir de insanın karini var. Nefsiyle beraber şeytani duyguları alma merkezi var. Yani bir televizyon, radyo, alıcı üssü, baz istasyonu kurmuş. Karin var sende. Sende hepimizde. O karin de adamına göre değişiyor. Mesela birisine hep içki fışkı yaptırıyor, birisine başka bir halt yaptırıyor. Ne? O sana özel bir mikrop. Genetik yapınla kodlanmış sana. Anladın? Ama hepsine birden şeytan diyorsun. Neden? Domuz gribi de olsa, kanser de olsa hepsine hastalık denmesi gibi. Şimdi sen bildiysen, hadislerden ve ayetlerden bu kadar teferruatı da var. Biliyorsan ki, eğer bunu hakikaten de biliyorsan, bu izâ alim de demek, gerçekten de biliyorsan bunu. Yani ha duydum, değil. Burada bilginin insanı harekete geçirmesine de işaret ediyor. İzâ alim te, şayet hakikaten biliyorsan, neyi? Şeytan senden hiç gafil değil. Şeytan senden hiç gafil değil. Arkadaşlar ben şey gördüm. Bir yayın kuruluşunda. Hani bu gazetelere falan da şimdi şey yaptılar. Oraya bir logo koyuyorlar. O logonun üzerine koyup da bastığında, fotoğrafını çektiğinde veya büyüttüğünde, tıkladığında gazetedeki haberleri falan cep telefonundan da indirebiliyorsun. Beyler ne diyorlar? Kriyot ne? Karekod. Bak ilmi olmak ne güzel bir şey.
Alıyorsun mesela Ümraniye Bedesi, şak çekiyorsun, ha bakıyorsun ecik bücük bir şeye benzemiyor. Küçük bir şey ama buradan okuyorsun. Size bir şey söyleyeyim. Böyle bir haber medya müdürünün odasında bir şey konuşmak için çıktık, davet etti, bir randevuleştik. Konuşurken dedi ki, bu acayip bir teknik hocam dedi. Hatta bakın şimdi size dedi, elimdeki cihazdan göstereyim dedi. Neresi olsun dedi, İzlanda dedi. İzlanda'yı seçelim. İzlanda. Evet hocam dedi, şu anda dedi, İzlanda'nın dedi, şu gördüğünüz yanıp sönen yerler var ya dedi, cep telefonu uygulamasıyla 4 kişi bizim gazeteyi okuyor dedi. Telefonda gösterdi bana. Yanıp yanıp sönüyor, açtı. Birisi dedi bilmem nerede, birisi böyle açıyor, büyütme hareketi var. Şu anda dedi, burada dedi bizim gazeteden indirdiği haberi okuyor dedi adam. Sisteme girmiş, görünüyor elindeki şeyde. Sen diyorsun ki şeytan nasıl yapıyor falan. Aptal mısın sen? Elindeki telefon yapıyor artık. Gerizekalı. Neyi konuşuyorsun? Hani diyorlar ki teknoloji çok ilerledi, o yüzden inkar arttı. Ya ben de bunu anladım. Teknoloji ilerledikçe inkar kapısını kapatıyor. Ben yapıyorum lan evliyanın yaptığını. Mucizeyi inkar ediyor. Kerameti inkar ediyor. Nasılsın abi diyorum, Amerika ile konuşuyor. Eskiden bunu yapan adam menkıbe kitaplarına yazıyorlardı. Neyini inkar ediyorsun yani? Yani şu anda Mars'ta 35 kişi aile de kurmuşlar, koloni olarak yaşıyor deseler, ana haber bülteninde seyret, ülkenin yarısı inanır buna. Gitmişler dur lan bir ara dersin. Teknoloji çok ilerledi diyorsun. E peki ne? Kendi elinle yaptığın bir şey bu neticede. E Allah bir peygamberine mucize verdi deyince niye şaşırıyorsun? Eskiden inkar ederlerdi. Nasıl gidiyorsun ya Kudüs'e? Şöyle oluyor böyle. E şimdi kendi elinle yapıyorsun. Yarım saatte, 55 dakikada gidiyorum Kudüs'e şimdi. Uçakla. Şeytan senden gafil olmadığını iyice anladıysan ne yapacaksın? Gafil diyor bak. Şeytan işini çok iyi yapar demek. Gafil kelimesiyle kullanması o. Demek ki gaflet adamına göredir. Gaflet adamına göredir. Mesela sen burada oturuyorsun. Sınırdaki operasyondaki cephede ne oluyor bunu bilmemek senin gafletin değil. Çünkü sen asker değilsin. Senin mevkin var. Kendi işinle alakalı yaptığın ihmale gaflet deniyor. Anlatamadım mı? Senin kendi işinle yaptığın, kendinle alakalı bir şeyin ihmaline veya yanlış bir noktaya evrilmesine gaflet deniyor. Anlatabiliyor muyum? Çocuk bakımından mesulsen çocuğunu bilmemek gaflettir. Senin çocuğunu benim bilmemem gaflet değildir ki. Bunun gibi yani. Anlatabildim mi? Şeytan yaptığı işten gafil değil. Bunu iş olarak almış. Allah'tan aldığı izinle azdırmak işi hususunda senden gafil değil. Heh, tam tamamladım cümleyi. Peki o zaman sen ne yapacaksın? Bunu böyle olduğunu biliyorsan. فَلَا تَغْغُلْ اَنْتَ عَمَّنْ نَاسِيَتُكَ بِيَدِهِ Of 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 of. Arkadaşlar Arapçada nasiye şu demek. Şu. Şu perçem. Diyeceksin ki benim saçlarım dökük. Yani adamı buradan yakalamak zordur. Buradan yakalıyorsan her yerinden yakalarsın onu. Kolundan yakalayabilirsin, bacağından tutabilirsin. Buradan yakalamak çok zordur. Allah Teala mahlukatı için der ki yerde gökte uçan sürünen iki ayak üzere üç ayak üzere. Neyse üç ayaklı yok. Ne varsa Allah'ın mahluku hepsini perçeminden tutmuşuz der Allah. Hepsini yakalamışızdır. Hiçbirisi bizim elimizden çıkmazlar. Haşeratına kadar ya. Hepsi bizim uhdemizde, elimizde derken nasiye tabirini kullanır Kur'an. Nasiye. Bir de ayrıca tutulma meselesinde bir icbar olduğu için cehennemlikleri de perçeminden tutup atmayla alakalı. İstemiz bile. Feyukhadu bin nevasi vel aktam. Yine bunu 7 ders evvel veya 8 ders evvel Ümraniye'de burada anlatmıştım. فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْذَنْ بِهِ اِنْسُنْ وَلَا جَنْ فَبَيْيَا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا يُعْرَفُ الْمُجْرِمِينَ بِسْمَا وَيُقَزُ بِالنَّوَاسِ وَلَا تَعْمَ O ayetin tefsirini konuşmuştuk burada.
8 ders evveldi diye hatırlıyorum. Orada da böyle perçeminden tutup atılması, hem onların hiçbir yere kaçamayacaklarına hem de alelade bir şekilde atılacaklarına da işaret. Uzatmayayım sözü. Eğer sen çok iyi ve ciddi bir şekilde şeytanın senden hiçbir zaman gafil olmadığını biliyorsan, o halde sen ne yap? Seni nasiyenden tutup kendi elinde tutan Allah'ına, Allah'ından gafil olma. Seni hiç bırakmayan, tutmuş, yapışmış olan Allah'ından sakın gaflette olma. Şeytan senin dışında olduğu halde senden gafil değil. Sen Allah'ın yedinde olduğunda Allah'tan gafil olma o halde. Mazeret sunma. Şeytana sorsan şeytan da ama ya ben her kuluna da yetişemiyorum ki canım. Ben dedim ama bütün kullarını azdıracağım. Hepsine de yetişemiyorum ki. Söylenmeyen söz ne burada? Şeytanı konuşturan Allah onun konuşmasını da bizlere nakletti. Ne dedi şeytan? Ben senin kullarını azdıracağım. Ama senin muhafaza ettiğin, seni isteyen, hakkıyla sana tabi olan muhlas kullarına ben bir şey yapamam dedi şeytan. O kadar da benden bir marifet bekleme ya. Onlar hiçbir şey yapamam. O zaman şeytana uydum, arkadaşa uydum, şöyle ahlaksızlık vardı, bu modaya uydum demek hakikaten şeytanın bile gaflet olarak kabul etmediği bir mazeret. Neden? Seni tutan Allah. Madem ki şeytan yaptığı işten gafil değil, seni iş olarak görmüş, nerede olsan seni arıyor buluyor, senden hiç ayrılmayan Allah Teala'ya, Allah Teala'dan gaflet etmenin ne olduğunu anla. Dördüncü manası şu, tabii ki sen, seni perçeminden tutan Hazreti Allah'a itibar etmez, gaflette olursan, şeytan da seni bekliyor zaten, senden gaflet eder mi? Demektir. O da seni yiyecek tabii. Niye şikayet ediyorsun? Anlaşıldı mı? Güzel değil mi? Neden güzel? Kötü tabii yani. Durum vahim. Ama insan olduğumuz için size bir sır vereyim. İnsan kendisini hikmetle alakalı şeyleri çözdüğünde mutlu hisseder. Mesela teşhisi konulamayan bir hastalıkla uğraşan bir insan mutsuzdur. Senin hastalığına binlenme diyorlar. 1500 kişi de görülüyor. Tedavisi zor ama bir sene dişinizi bir rahatlar adam. Hastalığı öğrenince daha çok rahatlar. Ne olduğunu bilmeyince rahat edemez. Neden? İnsanın öyle bir özelliği vardır. Affedersiniz, hayvanda bu yoktur. İnsan hikmete aşıktır. Bir şey çözdüğü zaman ondan mutluluk duyar. Velev ki onun alakası olmasın. Dedikoduya merakı da ondandır. Ana haber bültenine merakınız da o. Böyle dinlersin. Olmuş mu? Olmuş. Ne kötü. Ama tatmin yaşarsın. Bir şey çözebilme kabiliyeti, çözdüğünden de sevinme kabiliyeti vardır insanda. Allah onu böyle müştak yaratmıştır. Ama lüzumsuz şeyleri öğrenip de çözsün diye değil. Hakkın marifetini öğrensin diye. Tamam. Yani bir şeyi anlamlandıramadığımızda rahatsız oluruz biz. Hayvan bakar bakar kabul edip döner gider. Anlatabiliyor muyum? Ama insan kafayı takar ona. Bir şey gördü, rüya gördü, onu merak eder. Çocukluğunda bir şey yaşadı, çözemedi. 80 yaşına gelsin onu çözmeye çalış. Neydi o? O neydi? İnsandadır. Bu Allah Teala'ya karşı merak ve iştiyak olduğunda buna aşk diyorlar işte. Aşk ilahi diyor. Ve hep öğrendikçe daha çok artıyor. Onu öğrendi daha çok artıyor. Bir de öyle tarafı vardır. Evet. O yüzden hatanın nereden kaynaklandığını, mazeret dediğimiz şeylerin aslında ne olduğunu, kulluktaki düşüp kalkmalarımızın sebebini öğrenirsek tablo vahim bile olsa bizi, değil mi, mutlu eder. İnsanı aslını bulma zevki hep mutlu etmiştir. Aslına ait meseleleri çözebilme kabiliyeti de insanı mutlu etmiştir. Anlatabildim mi? Daha evvel size ateşe bakmayı, suya bakmayı da misal vermiştim hatırlarsanız.
o anasırla alakalı olduğu için gözün hep ateşe takılır mesela, yanan bir ateşe falan gibi demiştim, hatırlarsınız. Anlaşıldı mı? Şimdi ileriye doğru değil de gerideki olan bir cümleye bundan sonra dönmek daha güzel geldi fakire. Meta alemeke ademu ikbalin nasi aleyke ev teveccühuhu bizzemmi ileyke ferci' ila ilmillahi fiik. Ama hiç hoşumuza gitmez ki işte bu biz. Neyse devam ediyor. Fe in kana la yaqni'uka ilmu fe musibatuka bi adami qana'atika bi ilmi eşed min musibatika bi wujudil aza minhu. Haddimi aşmak istemem ama bu kadar cümle değil de 10 cümle olsaydı ve o 10 cümleden bir tanesi de Hikem Hatayi'de bu cümle olarak geçseydi, bir insana istikamet vermek için kafiydi. Bir insana ki bunu hava civa olarak da söylemiyorum. Bu kanaatime şöyle sahip oldum. 30'a yakın cümle var. Allah'ın ilmiyle, ilimle, bilmekle, cehaletle alakalı cümleler var. Bu onları da cem eden bir cümle. Cem edici özelliği de şu. Genel, lütfen dikkat dinleyin. Yarı yarıya dikkatleriniz dağıldı. Genel perspektif olarak genel bir şey değil. Spesifik, daha lokal, daha şahsi, daha güncel. Ama işte o yüzden işimize yarıyor. Biz böyle genelden alamıyoruz. Hayatımıza dokunan şeylerden daha çabuk idrak edebiliyoruz ya. O açıdan düşündüğümüzde bizim bugünkü insanımıza daha fazla şey anlatan bir cümle gibi geldi bana. Meta alemeke ademu ikbalin nasi aleyke ev teveccühuhum bizzemmi ileyke. Sen ne zaman maruz kaldığında, hani ne zaman böyle bir şey olduğunda şöyle şöyle yap deriz ya. Sen ne zaman insanların kötü bir şekilde sana muamele ettiklerini ve seni yanlış anlayarak değerlendirdiklerini gördüğün ne zaman böyle bir şeye maruz kalırsan, sen ne zaman insanlar seni kötü görüyor durumuna düşüp seni asla hak etmediğin bir muameleye tabi tuttuklarını görürsen, ne zaman bunu yaşarsan sen ne yap? İyice merak ettiniz mi? Ferci' ila ilmillahi fike. Hemen bir dönüş yap. Hani titre ve kendine dön diyorlar ya. Kendinde o güzel benliği bulduysan hakikaten kendine dön. Ama kendin de berbat bir haldeysen hiç titreyip de kendine dön. Yani rezil bir durumdaysa o kendi. Hiç yani mümkünse işte anlattık hac. Kendinden sıyrılıyorsun. Ki hac, dikkat edin, helal malla, helal yolda giderken kendinden sıyrılmadır. Bak dikkat et. Helal olan bir malla Allah'ın farzına, Allah'ın mukaddes, mübarek bir yerine giderken kendinden geçiyorsun. Ne demek? Makbul olan bir, meşru olan bir yolda bile Allah kendinden geçmeni istiyor. Anlatamadım galiba. Hani şurada şu sözle birleştirin. Kurban neden oluyor demiştik? Koçtan oluyor, deveden oluyor, keçiden oluyor. Bir ayıklanma var. Yılandan kurban olmuyor, eşekten kurban olmuyor, akrepten kurban olmuyor dedik. Ben canımı kurban ederim bu yola. Lan seni kim alacak? Senin neyini alalım biz? Ben bu yola kurban olayım. Beni kim alır ya? Şehvetten geçmemişsin, hırstan geçmemişsin, gadaptan ayı mı keseceğiz biz bu kurbanla? Eşek mi tığlayacağız? Ne keseceğiz? Bir kere kurban olabilmek için vasıf lazımdır adamda. Tamam. Şu kalemin de çıt çıtıyla oynamayın. Çıt 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 çıt. Rahatsız ediyor. Şimdi burada da hani titre ve kendine dön. Kendinde bir şahsiyet olmuşsa ne güzel. Ego varsa
Hiç kendine dönme. Kendini bile görme hatta. O kendinle yap diyorsan bunları kötü. Kendini kaybedince kötü oluyorsan ayrı. Kendinde olduğunda, kendini tam böyle hissettiğinde hata yapıyorsan hiç kendine dönme. İşte burada diyor ki ferci ila ilmillahi fike. Hemen nereye dönüş yap? İnsanlar seni yanlış bildi. Değil mi? Ne yaptılar? İlim olarak seni yanlış değerlendirdiler. Yanlış şekilde seni karşıladılar. Hak etmediğin bir şekilde muamele yaptılar. Değil mi? Muamele, amel ilme göredir. Yanlış bildiklerinden bunu yaptılar mı sana? Peki o zaman sen ne yap? Onlara kendini anlatmakla binden beri uğraşma. Ferci' hemen Allah'ına dön. Allah'ın senin hakkındaki ilmine müracaat et. Dönmeyeyim daha iyi diyor şimdi insan. Ama burada bir müjde veriyor aslında. Allah'ın senin hakkındaki ilmine. Sen de Allah sana nasıl bakıyor? En önce bir buradan alalım. Şimdi insanlar böyle biliyor. Peki Allah ne biliyor? Rücu et bakayım. Kademe kademe gidelim. Daha kolay lokma olsun. Senin Allah'la aran nasıl? Allah nasıl biliyor seni? Şimdi bu insanlar seni gafil biliyor. Peki Allah nasıl biliyor? Allah da gafil diyor. O zaman insanlardan şikayet etmen bitti mi? Yine mazeret. Kalktı mı ortada? Yok. Ben biliyorum ki bunu yapmadım. Allah da bunu biliyor mu? Biliyor. Yasin suresini çok okuyun. Ama bizim adeten okuduğunuz Gülli Yasin kitabı diyorlar ya. Gülli Yasin kitabını okur gibi değil. Yasin'in üzerinde düşünerek okuyun. Orada gönderilen o üç elçini hemen ikinci sayfada. Artık ne yapıyorlar insanlar onu anlamayınca o elçiler? Ya Rabbi sen biliyorsun bizi diyorlar. Onları ibretle okuyun. Ama bir insanın böyle bir yüzü yoksa belki de insanların seni yanlış anlamasına sen zil takıp oynayacaksın. Neden? O sayede belki biraz daha feryat edersin de daha fazla azgınlaşmadan Allah Teala seni bir dairede tutar. İnsanlar senin polisin olur. Anlatabildim mi? Ama devamı çok müthiş. Devamı çok müthiş. Hemen ne yap? İnsanların seni yanlış bilmesinden dolayı hemen Allah seni nasıl biliyor oraya dön. Sen oraya bak. Baktın böyle bir muamele gördün. Allah'ım ben nasılım? Sen beni nasıl biliyorsun ya Rabbi? Kademe kademe diyeceğiz. Dedik sözümüzü tutalım. Ne olursan ol. Bak iyi dinle. Ne olursan ol. Allah Teala kötülük yapan şeyi şeytan olarak kabul etmiş. Sana ne kadar şeref veriyor ya. Senin çoluğun çocuğun inan ki anan baban o kadar kıymet vermez. Vermiyorlar da zaten. Kıymet verebilirler. Allah'ın sana verdiği kıymeti hiç kimse veremez. Ne buyuruyor? Yine bak o da Yasin suresinde. Demedim mi size? Ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin. Ve en i'buduni. Hâzâ sırâtun müstakîm. Mesela ey şeytanlaşan kullar demiyor. Ey kullarım diyor yine orada. Kıyamıyor. Ey Ademoğlu. Seni Ademoğlu olarak ilminde zahir kılmış Allah. Sen Ademoğlusun. Hata desen Allah diyorsun. Yakup Aleyhisselam ne diyor? Yusuf Aleyhisselam. Ya buneyye la taksus rüyâke alâ ihvati. Kardeşlerine sakın bu rüyayı anlat. Kardeşlerim kötü mü? İnsanı kötü yapmıyor. İnne şeytâne lil insâne aduvvun mübîn. Şeytanla insan ter gibi beterdir. Şeytanlık girerse kötü olur. Yoksa insan güzeldir. Bak Allah yeminde sen güzelsin. Başka ayette وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını takip etmeyin diyor. Neden? Yani sen şu andan itibaren ben şeytan olmak istiyorum desen Allah müsaade etmiyor buna. Şeytan şeytan diyor ben seni öyle yapmayacağım diyor. Ateşe de atsın seni insan olarak atıyor. Şeytanlarla cenneti, cehennemi doldururum demiyor. İnsanla doldururum diyor.
Allah seni insan kabul ediyor. Bak sen kendini şeytan kabul edersin. Sana kötülük yapan adamı şeytan kabul edersin. Allah sana yine kıyamıyor. Celle Celal. Allah'taki ilminle, Allah'ın bilgisi olarak sen Allah'ta kaç parasın? Allah indindeki ilimle insanların bırak sana böyle davranmaları. Hoş muameleyle seni karşılamıyorlar, kötü anlıyorlar. Yanlış anlıyorlar. Allah ne anlıyor seni? Allah'taki ilminle, bilgiyle. Şimdi söz esas bunu vurucu zannediyorsunuz. Vurucu cümle burada. Fe in kana la yaqni'uke ilmu. Eğer sen Allah Teala'da benim durumum nedir diye Allah'a müracaat ettiğinde bu senin kalbini kanaate getirmiyorsa, bununla sen kanaat etmiyorsun, hala dışarıdakileri görüyorsan, bunu düşündüğünde bunun bilinmesi, Allah katındaki senin durumunun bilinmesi seni bu kötü davranışla alakalı gönlünü tatmine getirmiyorsa, hala için serinlemediyse, peki o zaman bu musibet insanların sana böyle muamelesinden daha büyük bir musibettir. İnsanların sana böyle gönlünü berbat edip seni sıkıntıya düşürmelerinde bir musibet yaşıyorsun ya sen. Esas musibet diyor, Allah'a müracaat ettiğinde oradaki halet-i ruhiyen, oradaki ilmin, o Allah'ın seni bilişi, senin gönlünde bir tatmin oluşturmuyorsa, gözüm diyor sen niye uğraşıyorsun? Senin iman zevkin gitmiş. Bu daha büyük musibet diyor. Nasıl söz? Dehşet bir söz. Muhteşem bir söz. Al bunu, koy defterin ortasına. Yaz böyle kapıya. Buzdolabının üzerine yaz. Masanın üzerine koy. Ne acayip bir söz ya. Onların sana yaptığı ezanın getirdiği musibetten daha büyük bir musibettir. Senin Allah'ın seni bilmesiyle gönlünün mutmain olmaması. Bu nasıl bir söz ya? Bu nasıl bir söz? İnnemâ, bunun cevabı gibi şimdi, başka bir söz. İnnemâ ecel eze alâ eydihim key la tekûne sâkinen ileyhim. Erâde en yüz'iceke an külli şeyin hatta la yeşgaleke an hu şey. Onun, o Allah Teala'nın başkalarından sana hep eza gelmesi, hep sıkıntı gelmesi, musibetlere uğraman, anlayışsızlıklara maruz kalman falan var ya, bu eza cefa. Bu niçindir? Sakın sen, bak sana bu kadar eza cefa verenlerin yanında durma daha. Burayı mesken kabul etme. Bak bunlar iki dakikada adım satıyorlar. Bir yanlış anlayıveriyorlar. Burada vatan tutma diye. Ne ister, ne murad eder Hazreti Allah? Erade en yüz'iceke an külli şeyin hatta la yeşgaleke anhu şey. Kendisinden başka hiçbir şeyle meşgul olmayıncaya kadar Allah sana bunu yaptırır diyor. Allah'la sırf meşgul ol. Bak, konuşmanın başındaki mazeret meselesini anlatmamla bunlar daha iyi anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani öyle olduğunu ümit ediyorum. Ya işte tamam, yapma. Affedersin, eşek kurdu gördüğünde yiyecek kurt onu, böyle gardını almış üzerine geliyor. Şaşkınlıktan çok affedersiniz, eşeğin bazı halleri, aptallıkları meşhurdur. Lüzumsuz inatçılıkları mesela. Ne yapar? Anlatayım mı sıkılmazsanız? Daha evvel anlattım ama işte böyle yaşlanınca hep aynı şeyleri anlatıyor insan.
Siz zannediyorsunuz ki yaşlılar unuttuğu için anlatıyor. Halbuki yaşlılar diyor ki hakikaten bundan sonra başka söze gerek yok diyor. Hep aynı şeyler anlatıyor. Aslında sebebi o bence. Kar yağdı, baba tekkesine odun taşıyor. Eyüp Sultan Tepesi'nde. Onun biliyorsunuz orası yukarısı kabristan, aşağısı kabristandır. Orada da nasıl keyifle çay içilir o da ayrı mesele ya. Ya kabre baka baka böyle oh. Ya ne güzel, o pizza mı kalmıştı, böreğim kalmış, beyefendi bakar mısınız, börek gelecekti. Orada aşağısı kabire, onlar da duyuyor, biz götürdük dese aklın çıkar yani kabire. Efendimiz münafıklık alameti olarak sayıyor, Piyaloti'ye gitmeyin demiyorum, çocuklarınıza gösterin tabii İstanbul süriyetini falan. Onun için gidilir ama çok affedersiniz keyif yapılacak da yer değildir yani. Münafıklık alametidir buyuruyor Efendimiz, kabristanın içine oturup yemek yemek. Abi diyor acayip mekan açılmış diyor. Cukka nerede? Tam Emirgan kabristanın karşısında ama bütün boğaz ayağının altında. Hayvan sanki senin onun için şey yapılmış o. Bana çok özür dilerim hiç şey gelmiyor. Rumeli Hisarı'nda kahve keyfi mesela. Biraz korkuyor insan. Canım Müslümanlar gitmesin. Maşallah Müslümanlar gitmediği yer yok. Bir cami kaldı. Oraya da giderlerse iş tamam olacak. Hiç öyle kimse acite etmesin ya. Yani. Git çok güzel İstiklal Caddesi'nde aç bir mekan. İçkisiz fışkısız komple kapat yolu kapat. Bak alnından öperim seni. Senin zorun ne Süleymaniye Külliyesi'nin dibine yapıyorsun mesela. Kabristanın karşısında. Sana biz muhafazakar kesime verdik. Muhafazakar kesim ne yapıyor oraya gelince? Zannedersin ki ayet hadis okuyor sadece. Neyse. La tenha an hulikin ve tediye mislehu arun aleyke izâ faalte azîmu. O Katr-ül Neda'da geçiyordu galiba bu. İbn-i Hişam bunu şevahit olarak getir. La tenha an hulikin ve tediye mislehu. Oradaki ve en tediyedir. Mahsuf olan ene misal olarak bu şevahidi getirir. Sakın insanları kendi yaptığın bir kabahatten dolayı men etme. Yapmayın bunu deme. Arun aleyke izâ faalte azîmû. Sen bunu yaptığında zira çok büyük bir ayıp olur bu senin için. Kendi yapmadığın bir şeyden insanları alıkoy diyor. O yüzden ben de sözü burada keseyim. Neyse adam taşıyormuş derviş. Merkebiyle taşıyor. Bu arada akşam ezanı okundu mu? Kaç şu anda saat? 5 dakika var. 40 dakika. Neye? Vaktin dolmasına. 5 dakika mı? 45 dakika. Tamam 15 dakikada toparlayalım. Bu arada namaza gitmek isteyenler gitsin. Fıkrayı da kısa tutayım. Adam böyle inat etmiş. Şey merkebin affedersin ayağa kaymış. Ayağı boşluğa kayınca hemen tutmuş asılmış düşmesin diye aşağı yuvarlanacak. Aşağısı da kabristan falan. Ama bu boynundan asılınca merkep inat edince tırnaklarını geçirmiş topla. Yani direniyor. Halbuki onu kurtarmaya çalışıyor. Destur erenler, destur erenler falan diye himmet istiyor falan. Eşek daha takıyor tırnağı. Artık elleri kanayacak, tutamıyor. İpi bırakmış, aşağı bağırmış. Savulun erenler demiş. Geliyor yani bizim mal. 10 çeşit yüzme bilirmiş eşek. Suya girince hepsini unuturmuş. Telaştan böyle nasıl yüzülüyor falan hepsini boğulurmuş. Halbuki 10 ayrı yüzme talim ettirmiş ona ana babası. Ama suya girince unuturmuş. Bir şaşkınlığı da şu. Kurt onu yiyecek böyle üzerine doğru geliyor. Şaşkınlığından diye üzerine gidermiş. Onu görenler de dermiş ki diyorsun hala üzerine gidiyorsun derlermiş. Ben deniz bu bildiğiniz şeylere bugün farklı bir yorum getireceğim. Eşeği eşek yapan bu eşekçe hareketleri olarak bildiğimiz şeyin aslı şehvetine tabi olmaktır. Şehvetine tabi olan kişi tedbirlerini unutur. Kaçınacağı şeylerden gaflette olur. Hatanın üzerine gider. Eşek şehvete remizdir. Ve insanı en son terk eden şey şehvettir.
Evet. En yüz eceke en külli şeyin, seni her şeyin böyle rahatını bozmasının sebebi nedir? Ya bir rahat edemedim ya şu dünyada. Etme zaten. Etme. Bir rahat etmen için yapılmadı burası konak. Böyle tamamen ebediyen kalacağın bir yurt değil ki. Şey vardır ya, böyle gidersiniz bir yere. Onu da birkaç kere söyledim, gülüyorsunuz ama vaka yani. Ay memlekete gittim, havası vallahi İstanbul gibi değil. Hemen insan 3 saat uykuyla diriliyor ya, sanki 10 saat uyumuş falan. Onun bir %90 sebebi gittiğiniz yeri yadırgamanız ve misafirlikte olduğunuzu bilmenizdir. Çünkü orada mukim ol, bir atarsın seni kimse kaldıramaz. O 3 günlüğüne gittiğin için öyledir. Ha, Uludağ'a gittim geçen, ciğerlerine oksijen bir 3 saat uykuyla kalktın. Neden? Evde olduğunda semeri yiyorsun çünkü yiyorsun. Ama misafirliğe gittiğinde aport böyle şey, diken üzerindesin. Geldi mi, servisi kaçırır mıyım, kahvaltı geçti mi, daha nereleri gezeceğiz? Şak diye gözünü açarsın. Yatarken daha ben böyle bir 15 saat uyuyayım diye yatamazsın ki. Ama bir uykumu alsam da rahat dolaşsam dersin. Tak diye kaldırır seni nefis. Gez dolaş diye. Anladın? Yoksa havasının iyiliğinden falan değildir o. Çok istiyorsan İstanbul kirli hava diyorsun. Bak bakayım 10.30'da yat, 3'te kalkabiliyor musun? Rahatlıkla kalkarsın. Çakı gibi kalkarsın. 3'te kalkma, teheccüd kılmıyor. 5'te kalk. Rahat rahat kalkarsın. 1'de yat. Olacak iş değil diyorum. Havası kötüymüş. Ne havası kötü? Ona göre vücut kendini ayarlıyor. Hatta git dağ havası falan almaya, oksijen çok diyor. Nerede dağ havasında oksijen yoktur ki? Tepelerde ot bile bitmiyor. Zor. Neyse şimdi girmeyeyim mevzuya. Senin burada rahatsız bir konumda olmanın sebebi Allah Teala başka bir şeyle meşgul olma. Benle meşgul ol diye bunları yapıyor diyor sana. Onu istediği için. Şimdi onun iradesiyle senin isteğin ayrı olunca sen bir türlü rahat edemedin. Duamı kabul etmedi diyorsun. Sen Allah'ı bilmedin ki. Yine ilk maddeye geliyor. Allah katında senin durumun ne? Allah'a müracaat et bakalım. Bitiriyorum. Hayru ilmi mâ kânetil haşyetu ma'a. İlmin hayırlısı. Ne diyorduk? Arapçada hayırlı kelimesi neye kullanılıyordu? Yani o olduğunda başka bir şey aranmaz demektir. Vel ahiretu hayrun ve ebka. Ahiret sizin için hayırlıdır ve bakidir. Ne demek bu? Yani dünya hayatı iyidir ama ahiret daha iyi. Değildir o. Arapçada hayır geçiyorsa, Kur'an Arapçasında bilhassa, o varken başka şey aranmaz demektir. Yani ahiret hayırlıdır diyorsa, bir mevzuda ahirette dünya meselesi varsa hemen ahireti seç. Ahiret meselesi varken dünyaya bakılmaz demektir. Anlatabildim mi acaba? Mesela hanımların 4 evlenme meselesine de öyle. Sizin için bir hayırlıdır. Ne demek? Adam gibi evleniyorsan bir tane evlen demektir o. Hiç öyle kimse bana şey fetva şey yapmasın. Adam olana bir tane tamamdır demektir. Hayırlıdır diyor çünkü Allah. Hayırlıdır yani bir yapsa ama 2-4 saat değil öyle. Sen kendi uçkuruna göre onu tefsir ediyorsun. Adam olana bir tane tamamdır demektir o. Tamam. Ama bir de adamlığını farklı sahada gösteren, başka kabiliyette, başka türlü mizaçta olanlar vardır. Onlar için de Allah Teala zaten onu şekli şemali çiziyor. Hayru ilmin demek şimdi burada. İlmin hayırlısı demek ne demek o zaman? Yani böyle bir ilim olduğunda başka şey aranmaz. Ne o ilim? Merkânetil haşyetü ma'a. Beraberinde Allah korkusunu getiriyor. Böyle bir ilim varsa senin için o hayırlıdır. Yani sana Allah korkusunu hissettirmeyen bir bilginin sana faydası yoktur demektir. Hangi sahada? İsterse adı tefsir olsun. Bak bugün şefaati inkar eden, hadisi inkar eden, kabir azabını bilmem ne eden, şusunu Adem'e baba bulan bilmem ne. Bunlar nereden buluyor bu şeyi? Allah korkuları var mı bunlar? Allah korkusu olsa böyle mi olur? Faydasız ilimden de Efendimiz ne yapıyor? İlmen la yenfa' ne demekti? Anlatmıştık bunu. Her ilmin faydası var mıdır? Kim diyebilir karınca ilminin dünyaya faydası yok diye? Karıncalar hakkında bir uzman. Karıncanın koloni yapısında Mars'taki koloniyi kurabilecek ilme sahip oluyor adam. Mesela. Şimdi diyebilir misin ki sen bu bir şey olma?
sivrisinek hakkında ilim sahibi oluyor. Efendim AIDS mikrobunu önleyecek şeyi buluyor. Aşıyı buluyor mesela. Sen diyebilir misin ki sineklerle uğraşmak ilim değildir? Her ilim ilimdir. Ama nedir? Kişiye özeldir. Senin insanlığına faydası olmaması açısından ilim değerlendirir. Yoksa her ilim faydalıdır. O hadis-i şerifteki ilmen la yenfa bana fayda vermeyen ilim demektir. Anlatabiliyor muyum? Senin üniversitede Boğaziçi'nde okuyorsun, sana faydası var. Ben gittiğimde bana faydası yok. Benim için faydasız ilim o. Ama senin için faydalı. Bunun gibi. Ama ilim genel olarak bakıldığında sende Allah'a yaklaştırıcı, Allah'ın hukukunu gözetici bir netice vermiyorsa o faydalı değildir. Peki ben sivrisinek ilmi öğrendim. Allah korkum, Allah'a karşı sorumluluğum, insanlığa karşı hizmetim arttı. Allah mübarek etsin. Ama tefsir okudum. Ama sarf nahif okudum. Hadis ilmi okudum, isyanım arttı. Allah senin müstahakını versin. Bak ne güzel ölçü gördünüz. Hayru ilmi mâ kânetil haşye ma'a. Yani haşyetullah. Allah'ın haşyetini sana ver. Sonra devamında da el ilmu in qaranathu'l haşyetu feleke ve illa fealeke. Sana Allah muhabbetini tazeleyen, seni insanlık adımında ve kulluk adımında ilerleten bir ilimle beraber bunu yapabiliyorsan senin için çok güzel bu. Bu yok. Fe illa fealeke. Aleyhinedir bu, bilmiş o. Her öğrenmen başına bela olur. Seni azdırır. Şeytanın kullar hakkındaki bilgisi, senden gafil olmayışı, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden haberdar oluşu, Musa'sını, İsa'sını aleyhisselam öğrenmesi, şeytanın ilmini bilgi olarak arttırdı da, onu bir yola mı soktu, onun belasını mı arttırdı? Buradan kıyas. Geldi konuşma, en başta açıldığı yere ve tamamlandı. Namaz vakti geçerse bu yaptığımız konuşmanın hiçbir faydası olmaz. Ama şu anda da namazı kılabilecek süreniz rahatlıkla var. O sebepten burada keselim. Kimseyle konuşamayacağım. Müsaadenizle ben de namazımı kılacağım. Sadece bir arkadaşımla konuşacağım. Allah'a emanet olunuz ve selam.